Melai mezunla Şeyh Alaaddin Kuddisesi Ruhum. Bir gün diyorlar dergaha, yani divana girdik. Bir baktık hasret böyle düşünceli düşünceli dolaşıyor divanın içerisinde. Onu çok düşünceli görünce diyor sordu, kurban hayırdır dedik. Diyor döndü Mela dedi, inşallah Allah bize peygamberliğin faziletlerinden birini tattıracak dedi. Allah bize peygamberliğin faziletlerinden birini tattıracak. Diyor dedi, kurban nedir? Diyor dedi, inşallah Allah bize cihadı nasip edecek dedi. Bu konuşmadan daha bir ay geçmeden sevgili kardeşler, Ruslar Erzurum'a girerler. Ruslar dışarıdan girerler, Ermeniler içeriden başlarlar. Hazret Kaddesallahu Sırrahu Aziz bütün mensuplarına, halifelerine, talebelerine, müritlerine, oran ileri gelenlerine, herkese hemen mektuplar yazar. Eli silah tutan, silahı olan herkes kalsın gelsin. Hasan Kale Savaşı'nın komutanlarından biri Hazret'tir. Şeyh Muhammed Diyaudin Kudüs'e. Bir gün Şeyh Masum anlatıyor. Şeyh Masum diyor, bir gün Hazret bizi bir yerde pusuya yatırdı. Diyor dedi ki, burada mevzilenin, burada saklanın, burada bekleyiniz. Akşama doğru bir grup gelecek. Bu grup gelip sizin silahınızın menziline girdiği an hiç dinlemeyin ve onları öldürün hepsini. Ne derlerse desinler, dinlemeyiniz, öldürünüz. Diyor tamam kurban dedik diyor. Diyor hepimiz orada mevzilendik. Nihayet diyor böyle güneş battı, hafif daha alacak karanlıkken diyor hakikaten bir grup insan geldi diyor. Geldi biz de mevzilendiğimiz yerin tam önüne geldiler. Diyor tam bizim silah menzilimize girdiler diyor, onlara ateş etmeye başladı. Biz ateş etmeye başlar başlamaz diyor, o grup başladılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, tekbir, kelime-i şehadet. Biz Müslümanız, yapmayınız, yanlış yapıyorsunuz, bizi öldürün diyor. Böyle bağırmaya başlayınca bizim arkadaşlarımız diyor hemen silahlarını bıraktılar, ortaya çıktılar. Diyor dediler ki, ya biz kendi kardeşlerimizi, Müslümanları öldürüyoruz, din kardeşlerimizi öldürüyoruz diye ortaya çıkınca diyor, oradaki o grup hemen diyor bize ateş etmeye başladı. Meğerse Ermenilermiş. Ermeniler tabii Kürtçe biliyor, o Türkçe biliyor, o dilleri biliyorlar. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, tekbir hepsini biliyorlar. Başlıyorlar Şeyh Masum yani Hazret'in adamların üzerine silahlarla saldırmaya kadar. O sırada Muhammed Said vuruluyor. Hazret'in kardeşi Muhammed Said vuruluyor. Gece yarısına doğru Hazret bizim bulunduğumuz yere geldi. Kaddesallahu sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor hemen koştum, atının yularını tuttum. Atından inerken diyor dedi ki, Masum dedi, Muhammed Said vuruldu mu dedi. Diyor dedim kurban beri. Peki kurşunları, yani kurşun yaraları önden miydi, arkadan mıydı? Diyor o ana kadar bakmıyor. Diyor dedim kurban vallahi bilmiyorum. Diyor Hazret, o büyük mücahit, o büyük mürşit atından atladı. Hızla Muhammed Said'in cenazesinin olduğu yere geldi. Üzerindeki örtüyü açtı. Açtı diyor, kurşunların hepsinin önden, göğüs kısmından girdiğini görünce elhamdülillah dedi. Elhamdülillah ki kurşunlar önden gelmiş. Elhamdülillah ki Seyda-i Tahi'nin evlatlarının artık bir şehidi vardı. Eğer kurşunlar arkadan olsaydı acaba kardeşim kaçarken mi vuruldu diye düşünecek.